İnsanın kaçacağı bir yer olmalı şu hayatta. Derdine ortak, sevincine yoldaş, gönlüne nefes olacak bir yer. Şu dağların, ovaların ortasında biri var. Yiğit bir adam. Mesleğini peygamber mesleği olduğundan gözünden sakınan, başının üstünde taşıyan biri. Alnının terini Sivas'ın bozkırına döken çoban Hasan. Sürüsüne merhametini evlatlarına gösterdiği merhametten ayırmayan çoban. Sivas'ın dağlarında bir kez daha anladım ki, çobanlık maharet işidir. Peygamber mesleğidir. Vesselam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oh maşallah. Nasılsın abi? İyiyiz Allah'a şükür abi. Sen nasılsınız? Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Abdurrahman ben. Hasan. Hasan abi. Eyvallah. Nasılsın? İyisin? İyi abi. Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Şu manzaraya doğru çalışıyorsun. Evet abi. Aynen öyle. Çok güzel. Çok güzel manzara. Ne yapıyorsun Hasan abi? İyi abi. Allah'a şükür. Böyle koyunları yayıp duruyoruz. Buralı mısın? Evet buralıyım. Sivas Yıldızeli Bedel Köyü'ndenim. Yıldızeli Bedel. Bedel Köyü. Bedel Köyü. Ne zamandır yapıyorsunuz çobanlık? Abi 36 yaşındayım. Bunu 25 senedir yapıyorum. 25 senedir. 10-11 yaşında başladım. Evet aynen öyle. Çobanlık öyle normal öyle herkesin yapabileceği bir şey yok, değil mi? Yapabileceği bir şey değil. Hele anlamazsan abi hiç yapacağım bir şey değil. Bunun manevi bir tarafı da var. Aynen yani, öyle. Yani çobanlık. Peygamber mesleğimiz. Ben keyifle yapıyorum abi. Ama şu anki insanlarımıza biraz soygörülüyoruz ama yapılacak bir şey de yok. Boş ver insanların ne dediği, Allah ne diyor o önemli ya. Aynen öyle. Zaten Cenab-ı Allah'ımızın dediği olur. Başka olmaz. Çoban olmak için bir adamın ilk önce merhamet sahibi olması lazım. Aynen öyle. Merhamet olmayanın hiçbir şeyi olmaz. Aynen. Vallahi abi bunu attım. Kendi evladını nasıl seviyorsan o şekilde de seveceksin. Çünkü hayvanın ağzında dili yok ki sana laf söylüyor. Sözü yok ki sana söz söylüyor. Susadığını, ettiğini, acıktığını, bunun her şeyini bileceksin. Hasta olduğu gerektiği yerde de bileceksin. Allah şükür yani bunu ben 200 metrede dinlerim. Hasta hangi koyun hangisini onu tık anında bilirim. Her Sivaslı'nın bir kangal sevdası vardır değil mi? İlla ki abi bir kangal sevdası illa ki vardır. Değil mi? Kangalsız olmaz. Dedi çarşı karıştı orada. Fatih bir bağır şunlara ya. Bir bağır Fatih. Ne oluyor diye bir bağır bir kız onlara Fatih. Lan! Bağır. Susun lan! Susunlar. Sus! Ne oldu? Sivas'ı kurmayacağım. Göster. Vallahi. Eyvallah. Çok güzel ama. Şey de çok güzel. Çiftlik de çok güzel değil mi kızlar? Ha? Güzel olarak. Yani mesela ben birkaç tane şey yaptım. Böyle hayvan işte barınağı çiftliği falan gidip görmüştüm. Hani hakikaten yani böyle hijyen şartları hiç güzel değil. Burada çok nizami bir düzen var, alan var. Bu da yeni açıldı. Bundan bir tane de Kangal'a yapıldı. Evet. Kangal ilçesine. Evet. Çok güzel ya. Buradaki daha büyük. Bunda valilik yapıyor değil mi bunları? Evet. Süper ya. Allah razı olsun. Hakikaten var ya. İşte var değer vermek değer. Budur. Evet. Onların hayatlarını güzelleştirmek, onların hani soylarının, ırklarının yaşaması için bir alan oluşturmak ve orijinal bir şekilde yaşamlarını sağlamak. Adamlara baksana ya, koca alanı tahsis etmişler. Sadece Kangal'ın bir idman yapması için, stresini atması, koşması için. İşte bunlar önemli.
gözün güzelliğine ya. Kahverenginin güzelliğine bak. Dört medreseye gideceğiz. 15 aynen. Temmuz'da ilk selanın okunduğu cami, Kale Cami. Oo, Kale Cami. İkindiyi orada kılalım mı? İnşallah. Ayarlayabilir miyiz onu? Ayarlayabiliriz tabii. Gerçi ben ne zaman şu camiye gidelim diye bir giriyorsam bir ilde programa, o cami nasip olmuyor da hani bugün orayı tutturmaya çalışalım. Tutturalım. Tamam. İnşallah. Bu Mehmet'i acaba valilik ilk kültür turizm müdürü mü yapsa? He? Vallahi çok güzel konuşuyor aslında. Aynen, adam bildiğin pazarlamacı. Aynen. Devam. Daha sonrasında birkaç ailemizin gönlüne dokunalım istiyoruz abi. Yani mesela nasıl aileler mesela? Gerçekten Sivas'ın TRT Name. Huzurlarınızda Türkiye'de ve dünyada tek atlar müziği. Bir kere söyleyeyim mi? Hani bazen şey söylenir ya. Hani dakika bir, gol bir. Çok güzel bir başlangıç oldu. Baksana iskeletin. Bir çocuğun dünyası için şu çok önemli. Evet. Bir genç için. Aynen öyle. Bileğinin inceliğine kadar düşünülmüş bunlar yapılırken. Değil mi? Koşmana bak be hey küheylan diyor ya üstad. Ferhan. Abdülhamid'in en sevdiği atından biri. Yıldız Sarayı'nda kendine hususi ahırı olan bir at. Aslında şöyle bir hikayesi var Ferhan'ın. Bağdat'ta bir aşiret reisinin atı savaş esnasında binicisi yere düşüp yaralanınca savaş meydanından onu dişleri de sürükleyerek güvenli bir bölgeye taşıyor. Tabii bu da zamanın halifesi. Sultan Abdülhamit'in kulağına ilişiyor. Kulağına gidince atı sahip olmak istiyor ve at gelmeden Yıldız Sarayı'nda kendisine hususi bir ahır yaptırılıyor. Buradaki canlandırmamız da oradaki ahırın giriş kapısı şeklindedir. Onun da böyle nal şeklinde bir giriş kapısı var. Maşallah. Sivas bir diriliş şehridir aslında, bir ayağa kalkıştır. Cumhuriyet döneminde de bu böyle olmuştur. Ve burası Kale Cami ve 15 Temmuz gecesi ilk sala işte bu camiden okundu. Ondan sonra 81 ilde bütün minarelerden salalar okunmaya başlandı. Ve bir millet o gece yeniden dirildi. İşte oranın başlangıç noktası. Geçen bir tane kitap yazdım. Sözlerim eksik kalır beni kalbimden dinle diye. Orada Çoban Ömer diye birisiyle tanıştım. Şırnak'ta konferans var üniversitede. Mardin'den, havalimanından indik. Şırnak'taki uçak uymamıştı bize. Giderken yol üstünde gördüm onu. Yanına yanaştım. İki tane genç kardeş. İsmi Çoban Ömer, 23 yaşında o zaman. Ömer'le konuştuk, muhabbet ettik. Dedim ki merak ettim. Dedim Ömer dedim gün boyu, hani genç de birisisin. Gün boyu ne yapıyorsun dedim bu dağlarda, ovalarda. Hani cep telefonu falan var mı? Hani şey mi yapıyorsun? İşte Instagram'a mı giriyorsun? Bir şey. Yok abi dedi. Roman okuyorum dedi. Allah, süper. Ne roman okuyorsun dedim. Şehir romanı okuyorum dedi.
İçinizde şehir romanı okuma kültürüne sahip kimse var mı? Çok estetik bir çalışmadır şehir romanı. Eğer şehir romanı okursanız gitmediğiniz bir şehri sokak sokak, cadde cadde tanırsınız onu. Adam da coğrafya bilgisi var. Bunun yanında bir merhamet var onda. Burada diyor 46 tane koyunum, 21 de kuzum var. Biri diyor hafiften ayağı aksasa hemen onu görür yanına giderim diyor. Merhamet. Bir çoban. Ondan sonra da birileri kalkıyor diyor ki benim oyumla çobanın oyu bir mi? Değil. Değil. Senin oyun o çoban kadar kıymetli değil. Kusura bakma. Helalinden rızık. Ben dedi çoban olduktan sonra dedi abi dedikodu yok hayatımda. Niye? Konuşacak kimse yok. Kuzularla mı konuşacağım? Sabahtan akşama kadar dedikodu yapıyoruz biz. Değil mi? Bak o ondan ayrılmış. İki, sabah namazında kalkıyorum diyor. Akşam ezanına kadar diyor. Bütün diyor namazları tam vaktinde diyor ve ovada Allah'la baş başa kılıyorum diyor. Bir çoban ya. Bugün geldiğimiz andan itibaren gerek efendim yemek organizasyonunda, gerek masalarımızda, gerek bu mekanda böyle bize çay ve hizmetleri sunan arkadaşlarımız, hepsine çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Salih Bey'e çok çok teşekkür ediyorum.